Herkese merhaba. Bugün biz bir konsere gideceğiz. Hazırlanma sürecimi, saçımı, makyajımı çekmeye karar verdim. Akşam da çekeceğim devamını. Umarım güzel bir video olur. Başlıyorum şimdi. Önce saçımı maşa yapacağım. Belki üzerime de sonra hatta bunu bile giyebilirim ama daha ne giyeceğimi düşünmedim. Maşam şu. Arzum Belisa. Ben çok memnunum arkadaşlar. Hem kalın yapıyor. Benim önceki maşam 19 milim bir maşaydı. Bunu ben 25 milim aldım. 32 milim alacaktım aslında ama o çok şey oluyor dediler. Böyle dereceleri var bakın. 120, 160, 140, 180, 200. Ben 200'e getirmek istiyorum. Ne olur olmaz. Hep 200'de yapıyorum. Şuraya koyuyorum. O birazcık ısınsın. Maşama 5 dakika kadar ısıttım arkadaşlar. Nasıl yaptığımı göstereceğim size. Aslında hepiniz biliyorsunuz durdu. Önce şu taraftan mı başlasam diye düşündüm. Saçımı iki yana ayırıyorum. Ben öyle şey yapmıyorum. Hani üstten üstten toplayıp geçmiyorum. Şöyle saçımı iki yana ayırıyorum ya. En sondan başlıyorum. Çok doğal oluyor. Şöyle aynaya bakıyorum ben. Haberiniz olsun. Nereye bakıyor bu demeyin. İçimden 20'ye kadar saydım aşk arkadaşlar. Aşklarım. 20'ye kadar saydım, bekledim. Bakın gayet güzel oldu. En son bozuk gelirse gözüme yine düzeltirim ben onları hepsini. Bir sorun yok yani. Şimdi çok küçük ince tutamlar da almıyorum bu arada. Bakın. Önceden saçımı taramadım. Çünkü kuru kuru saçımı tarayınca acayip şekilde kopuyor saçlarım. Yine sonra zaten bunu açacağım ben. En son. Sonra birazcık düşüyorlar ya. O zaman daha çok güzel oluyor maşa kesinlikle. Ve böyle yapınca çok kolay bitiyor maşa. Ben hemen bu tarafı yapıp geliyorum. Şimdi bakın. Bu taraf bitti. Gayet güzel görünüyor. Şu önünde 10 saniye tuttum arkadaşlar. 20 saniye tutmadım. 20 saniye tutarsam herhalde şöyle kalabilirdi diye düşündüm. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Yine en arkadan başlıyorum. Şöyle. Bu arada biz şeye gidiyoruz. Sertab Erener konserine. Öncesinde de Ceza olacak. Çok merak ediyorum bakalım güzel olacak mı? Umarım güzel olur. Çıktı. Zaten Sertab Erener'in kötü olma ihtimali yok da. Değil mi? Bakalım. Evet, hazırım. Şimdi saçım bir süre böyle kalsın, kendi kendine düşsün. En son makyajımla, yok aslında makyaja bakın şöyle bir toplarım ben bunu.
Ama kendim elimle daha açmayacağım arkadaşlar. Ay dizim açık kalmış benim. Avrupa yakası izliyorum tabii ki. Yani genel olarak ben ince maşa almanızı tavsiye etmem. Çünkü ince maşa günlük olarak çok kullanışlı olmuyor. Bir de ince maşayla maşa bitmiyor yani. Yap yap bitmiyor. Kalın alıyorsun maşasını yapmıyor. Ondan sonra ince alıyorsun süresi dolmuyor falan. Öyle en ideal 25 milim bence. Ama 32'de alabilirim belki ilerleyen zamanlarda. Alırsam zaten size haber veririm. Şimdi şeye geçiyorum. Makyajıma geçiyorum. Öncelikle ne giyeceğime karar vereceğim. Ondan sonra ona uygun makyaj yapacağım. Muhtemelen spor bir şeyler giyerim diye düşünüyorum. Çünkü ayakta dur ve dans etmek de istiyorum. O yüzden daha şeyler giyeceğim böyle. Yani spor kıyafetler giyeceğim. Şimdi canlarım, aşklarım, saçımı böyle bozulmayacak şekilde bir toplayıp geldim. Yani topladığım için de birazcık kötü durmayayım diye taç taktım. Öncelikle şeyden başlayacağım. Tabii ki makyaj bazımı süreceğim. Doğru formül getirmişim diye bir baktım da. Makyaj bazımı sürüyorum. Güneş kremi zaten her sabah sürüyorum. Bu arada hatırlatma olsun. Güneş kremi sürmezseniz cildimiz daha erken yaşlanacak. Bakın haberiniz olsun arkadaşlar. Şu an bende ruj var tabii ki ama rujsuz ben kendimi çok iyi hissetmiyorum. O yüzden hep ruj sürüyorum zaten. Şimdi bu makyaj bazı birazcık zaten hemen emiliyor da yine de birazcık şey olması için gözümün baz kısmına uygulasam. Ya direkt başlayacağım fondötenden. Fondötenim Wet n Wild. Buna zaten bayılıyorum biliyorsunuz. Makyaj bazında bunu bitirmeye çalışıyorum artık. Nivea. Bu da çok güzel ama bitirip başka bir şey almak istiyorum. Bitirmeden de almayayım dedim bunu. Normalde her şeyden ikişer üçer beşer tane alırım ama makyaj bazı almadım nedense. Tüketim çılgınlığına bir noktada dur demişim. Aslında güzel bir şey. Kendime güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Çok da kameranın içine de girmek istemiyorum. Çünkü önceki videolarımda biraz çok dikkat ettim. Hep böyle kameranın içine girdim. Size yakın olmak istemişim demek ki. Yani sonuçta ne yaptığım buradan da gözükebiliyor. Ben sadece renk tonlarını gerekirse size gösteririm. Çok belli olmayacak gibi olursa. Diğer türlü bu kadar uzaklık iyi diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakayım. Bakayım siz ne düşünüyorsunuz? Evet fondötenimizi dağıttık. Şimdi en sevdiğim kapatıcımdan birine daha geçiyoruz. Bunu da zaten biliyorsunuz artık. Maybelline'in güzel kapatıcısı. Bunu göz altlarıma kullanıyorum. Hemen güzelleştiriyor gerçekten. Bir de göz üstüme de süreceğim. Çünkü benim yüzümde damarlanmalar var. Onları kapatsın istiyorum. Farım güzel dursun istiyorum. Bunu isteyen süngerle de uygulayabilir. İsteyen fırçayla da uygulayabilir. Ben ikisini de seviyorum. Ben makyajda fırça kullanmayı daha çok seven kesimdenim. Fakat fondöteni süngerle dağıtmayı seviyorum. Diğer türlü her şeyde fırça kullanmayı çok seviyorum. Bakın göz altlarımı nasıl aydınlattı, kapattı gördünüz mü? Normalde göz altlarım biraz sorunlu benim. Açıkçası hani öyle akpak beyaz bir göz altlarım yok. Şimdi ben bunu çok sürdüm gibi geliyor size ama hani çok beyazlattım gibi geliyor kendime. Ama sonra makyajımı tamamlayınca tam oturuyor. Diğer gibi göz altlarımı normalde de ben sevdiğimi söylemiştim aslında. Söylemiş miydim size bilmiyorum. Kapatmadan da seviyorum göz altlarımı. O görüntü beni çok rahatsız etmiyor. Genel olarak ama zil çaldı sandım. Bugün birazcık daha fazla özenmek istedim makyajıma. Ya ben makyajda arkadaşlar şöyle çok abartı olmadığı sürece şey düşünmüyorum yani spor kıyafet giymişsem spor bir şekilde az makyaj yapmam gerekiyor diye düşünmüyorum. Yani çok abartmadığım sürece abiye makyajı olmadığı sürece
bu şekilde düşünüyorum, bu şekilde takılıyorum. Şimdi fara geçiyorum. Farda da hep kullanıp bitiriyorum. Şu Maybelline'in simli. Ben genellikle simli farlar daha çok seviyorum. Bunun da şu Eclipse'in fırçasıyla uygulayacağım. Eclipse'in bütün fırçalarını çok seviyorum. Nachita'dan sonra. Naskita da olabilir. Naskita. Şimdi ne sürsem? Ben her zaman ya bütün tonları çok güzel buldum. Bakar mısınız? Kötü bir tonu var mı? Neyi sürsem ne fark eder? Söyleyin bana. Şimdi şununla baz yaptım. Dur bak gösteririm. Şunu baz gibi kullandım. Üzerine şunu en kenarlarına uygulayacağım. Şu koyu mor olanı en kenarına uygulayacağım. Bunun için şu fırçayı kullanacağım. Bunu da göstermiştim size. Bir işe yarasın. Göstermiştim size. Gözlerim morarmış gibi olmaz umarım. Yani çok da mor mor olsun istemiyorum. Belli olmuştur zaten artık. Şuralarına uyguladım. Ön kısımlarına da onun bir üstündekini... Hayır. Ön kısımlarına da direkt şu şeyi uygulayacağım. Simli olanı. Şu uzun simli olan var ya, onu uygulayacağım. Ya o makyaj taşlarından almak istiyorum. Renkli eyelinerlar almak istiyorum. Makyaj taşlarım olsaydı şimdi üstüne uygulardım aslında. Ona göre de short ya da askılı yerine daha böyle şıkımsı bir şey daha giyebilirdim belki. Ama şu an taşım da yok. Aa, göz makyajım çok güzel oldu. Sade oldu bakın. Tamam. Şimdi eyeliner uygulayacağım. Eyeliner olarak şunu kullanacağım arkadaşlar. Neydi bu? BB Beauty miydi? Yok, Biolus. Biolus. Bir numarası falan yok herhalde numarası. Yeşil olan. Şöyle sadece kenarlarını yaptım. Şu an nasıl duruyor diye bakıyorum. Güzel duruyor. İçeriğini uzatmayacağım. Şimdi bu benim zaten çok severek... Ben bütün rimelleri sevmiyorum aslında. Bütün rimelleri seviyorum gibi geliyor ama kirpiklerim zaten doğuştan kıvrık olduğu için bende güzel duruyor diye düşünüyorum. Bakın bu neydi? Landa Rimmel'in Wonder Luxe Volume gibi bir şeydi. Silinmiş artık. Ya ben çantaya atınca hep böyle makyaj malzemelerimin üzerleri siliniyor. Ama başkaları atıyor. Hiç silinmiyor. Anlamadım yani. Bir de bunu yeni aldım. Bakın. High Sky. Zaten biliyorsunuzdur gayet meşhur bir rimel. Şimdi ben bunu açacağım. Sizle beraber deneyeceğim. Açabilirsem deneyeceğim. Dur bakalım. Açtım. Ay, kurtulamadım. Bakalım bir fırçası falan nasılmış şöyle. Aa, bakın. Ne kadar yumuşak olduğuna. Fırçası bu şekilde. Bir de şu Landa Rimmel'i göstereyim size. Bakın bunun kafası böyle yumuşak değil. Gidip geliyor. Fırçası şöyle bir eğimli fırça. Niye netlemiyor şimdi bu bunu? Fırçası böyle eğimli bir fırça. Şimdi ben birine High Sky'ı birine de Landa Rimmel süreceğim. Bakın. Kaldırdı hemen gözümü. Sol gözüme de Landa Rimmel süreceğim. Bu bir karşılaştırma falan değil. Sadece yeni almışken, açılımını da yeni yapmışken öyle göstermek istedim. Hiçbirisini kötülemek değil amacım. Zaten ben seviyorum. İkisi de aynı. Tamamen ikisi de aynı. Bundan sonra bunu da çok seviyorum. Birazcık daha böyle çok üzerine düşsem, yani birkaç kat daha atsam kirpiklerim buraya kadar çıkarmış gibi geliyor bana. Çünkü ben bunu çok sevdim şu anda. Çünkü fırçası çok esnek olduğu için sanırım böyle gidiyor da gidiyor. Yani bayağı iyi. Ben çok beğendim, çok tuttum. Şimdi Allah'a geçiyorum.
Şöyle yukarılara doğru uyguluyorum. Allı. Aşağı uygulamıyorum ki yüzüm aşağı doğru düşük şekilde çıkmasın. Anladık. Beni anladınız sanırım. Burnuma da çok az bir kontür uygulayacağım. Kontür için şunu kullanıyorum. Allık da şu. Pastelin bu allığı. Likit allığı. Şöyle burnuma sürüyorum. Şöyle. Bir de şöyle. Şimdi bunları dağıtıyorum. Bugün içimden geldi. Highlighter'da süreceğim. Onu da uzun zamandır sürmüyordum. Yalnız hava o kadar sıcak ki sizi anlatamam. O kadar sıcak ki hava. Bakın gayet dozunda oldu. Çok beğendim. Rujumu da en son sürelim. Bir de ne yapacaktım? Ha, highlighter. Highlighter'da şu var elimde benim. Toz olanlar da var. Evet. Normal pudra şeklinde olanlar da var. Ama ben bunu sürmeyi tercih edeceğim şimdi. Likit ürünleri bir tık fazla seviyorum ben. Likit ürünler bir adım önde benim için. Parlat beni. Çok iyi. Kalanı şöyle burnumun ucuna uygulayayım. Şöyle çenemi uygularım. Tamam. Makyajımız şu anlık bu kadar. Şimdi geldim. Hapşuracağım gibi oldu. Saçıma Proxy'nin çok güzel kokan yağından sıkacağım. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Üzerimi de giydim ama en son göstereceğim. Bakın. Daha da düşecek. Şimdiye kadar çünkü hiç tokasını açmadım saçımın. Düşmesin diye. Tamam, bu kadar yeterli. Bakın şöyle göstereyim. Rujumu da değiştirmedim daha. Hala aynı rujum var. Birazcık uykum geldi bu arada. Ama uyumadım artık. Çünkü yan yatarım falan filan. Normalde takmam ama bugün ekstra bir özendiğim için daha da bir dikkat ettim. Böyle. Bir de şu tacı taktım kafama. Güzel oldu. Bakın. Şimdi bakın şöyle bir pantolon giydim. Çok güzel bir pantolon. Bu duruşu falan. Üzerime de bir crop giydim. Şu çantayı aldım. Görüşürüz. Evet, biz çıktık yola arkadaşlar. 5'te APO varmış aslında. APO mu ne? APO. İşte ama ona yetişemedik tabii ki. Şimdi Sena Şener varmış. Ona gideceğiz. Ondan sonra Ceza ve Sertab sırayla. Bugün ay sanırım herkes oraya mı gidiyor? Karaayıt'ta mıymış? Karaayıt'ta yani. Sanki Karaayıt'ı biliyormuşum gibi. Şurası Pamukkale. Ama yol güzelmiş ya, sakin. Gayet hoş. Aynen, ne güzel olur değil mi? Geldik şimdi. Birazcık yağmur çiliyor açıkçası. Ve o kadar kalabalık ki. Park yeri bulamadık. Bir kalabalığı da göstermek istiyorum size. Yağmur nasıl yağıyor ya? Bu yağmur. Çekil alsan yok almasın. Ben zaten hasta kalırsın. Ararsın hadi.
Yağmur yağıyor şu an, yağmur başladı. Bayağı iri damlalar halinde yağıyor arkadaşlar. Ama dedik ki modumuzu düşürmeyeceğiz. Bu diner zaten, yaz yağmur sonuçta, ne ki? Gidiyoruz yağmur altında. Ama öyle böyle yağmıyor. Gözüne giriyor, insanın kör edeceği. O derece. Baksana havaya. Su da aldık, su almadık. Arkada arkada bir şey uçtu ama. Ha, uçuyor. Ay bu ne böyle? Öyle bir rüzgar ve... Öyle be, o da şampiyon mu oldu? Bizim düğün de böyle. Biz çok alışırız böyle şeylere. Bizim düğün de böyleydi. Ay kolay bakar mısın? Ağaçları göster. Öyle yağmur ya, yok ki. Nerede aldın? Haberlik bir olay olmadı. Açayım da ben. Yan çek. Dönmeye karar verdik. Bekledik bekledik. Bir açıklama da yapmadılar. Zaten artık hani kimse durmak da istemedi. Herkes dönüyor gördüğünüz gibi. Eve gidiyorum. Ay arkadaşlar, Sertap için direndik. Sertapçığıma direndik gerçekten de. Ceza kaçtan baksana. Baksanıza, hem de önlere denk geldim şu anda. Biraz ıslandık ama. Biz aslında en şanslılardanız arkadaşlar, çünkü biz ıslanmadık. Sadece tek eksiğimiz üstümüze ceket almamamız. Ama onu da şimdi zaten hareketli halledeceğiz. Şimdi ilk ceza çıkacak arkadaşlar. Come on the block, they say my name like Vita. I step up, house niggas like ball Vita. So it's the console, rolling with you just like Schiller. Ain't that Terry? Man, I used to run with. Came around the way she found out that I'm rushing. When I heard that she be doing some dumb shit. She need to get back. Gözen tam kapandı insanım. Ama ben birkaç günlüğüm, son pişmanım. Zaman gibi değişin akışın. Mikrofonu belime yapışın. Ne düşünüyorsan o yakışır. Sana yokuşur çıkma dünen konuşur. Dayanabilecek misin? Bak ha kara. Bunu bulamadın ona bunu soruyor. Radımını unutun çabuk gel bana. Asıl küreklere denilci. Hey, hey. Asıl küreklere denilci. Hey, hey. Yelkenler açılsın erken. Yelkenler açılsın erken. Yelkenler açılsın erken. Rap'in yoluna
yola çıkanı ezin geçin. Çelik bile erir bunu bilin. Bak her taraf mikrop, hep temizler bu mikrofon. Kapını kapatıp hadi git yatsan. Bak kimisi analog ama ben robot. Elini verme bana lütfen. Ve korktuğun için yenileceksin hükmen. Bir koltuk içi savaşacaksın ancak asla oturamayacaksın resmen. Bazen hiç rüzgar esmez. Dost denizdeyse el ver. Bir çukurdaysa koş git bir yardım et. Sen bir merdiven ver. Savaştaysan kan da damlar. Bir bomba patlar. Adalet olsa tartardı kantar. Giten umutlar ölür. Söz gözü kırmıyor hep sus. Takip neler ses etme sus. Durma git eğer şimdi kus. Zaten çok soğuk etrap dus. Hiç yalan vermesin ha ha. Dikkat dinlemesin ha ha. Yapma yap vermesin ha ha. İnsan seçer misin ha ha. Dikkatli izlersen anlarsın haklı megafon. Ben de gri kemrem metin fende zade bir karton. Zaten tekim çıplak gelsen ne olur her gün pek apon. Hep dikenli ten etrafımda kendi kendimiyim her gün son. Hep dikenli ken gel bir gör. Tıkandı kaldıma gel bir form. Kırıntılım arasında kaldım adı konsun artık adı konsun artık sumon. Sokakta beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısı bakınanlardan mısı kulağına dendik müzik takılanlardan mısı. Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen sen anlayacakmış gibi konuşuyor. Şuna baksana gang. Altına bet, altına test. İki kere iki ceza eder ne? Bir ikimenizde de bir bardak bile dolmaz. Öğrene bildiğin mi belet? Hep hareketti, politiktir. Buna halk deneme yüre sana siktir. Dumanda gittiz, çoğunuz misfit. Karaların yeri sen yine hittiz. Dinliyorsan kanalara tuz, kanalara ayak ile. Gece kumpas kurma uzaktan headshot. Zaten göz gözü görmüyor hep. Takipteler ses etme sus. Bir vakit dolmuştu beyin. Yüz gözü görmüyor hep kus kus kus. Takipteler ses etmez sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etrap buz. Hiç yalan vermesin ha ha. Ve başı perdi ha. Yükselen perdinin makam çalan duvarla. Bir dakika geldi bak. Ve başı derdi var. Eski hali yok ne olacak. Yükselen ben değilim ve kalçalan duvar. Öyle darbe geldiğim ki dünya pek küçüldü. Tek bir yanlı çok gözüktü geldiğim yer hep gülüldü. Pek sekatta çektim yine sahneden kazandı. Benim merak sedanlarının kaçında var yüre. Birçok çakarlı pek önümde tek bilek. Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan. Çok sevgili dostlarım var. Önemlisi ise biliyorum. Ve başı derdi var. Eski hali yok ne olacak. Yükselen perdenin ve kalçalan duvarlar. Bir dakika derdi var. Ve başı derdi var. Ne olacak. Perdenin ve kalçalan duvarlar. Kört koldan tacı. Şahitler çoğalmış, ordular sapanmış. Sanki herkes en altında. Pozisyon penaltı, yer altından çıktım. Çoktan fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi. Umudum kalmadı fakat sabrım. Aramızda en büyük farktır. Şöyle kurgunum sana hani gibi zaman.
arkadaşlar, konser bitti. O kadar şey yaşadık yani, siz de şahitsiniz ama mükemmeldi. Mükemmeldi ya. Hiç bitsin istemezdim yani. Çok güzeldi. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Sizi de konsere dahil etmek istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Oğlum o değil mi? Gözlerim. 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 Gözlerim.